Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Arkadaşlar ben bugün neredeyim? Ben bugün Facebook istasyondayım. Burası benim çok sevdiğim, gönüllüsü olduğum Habitat Derneği'nin hem merkezi. Facebook'la birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Habitat Derneği ile hepsinin bir çatı halinde olduğu Maslak'taki, Maslak 42'ydi galiba buradaki AVM'nin hemen yanında olan bir yer. Sponsorlu içerik değildir. Sevgili dostlar, müthiş bir haberim var. Bu güzel mekanda dersimizi hem fiziksel hem de aynı anda online bir şekilde YouTube'dan yayınlayacağız. Ve bu dönem ilk dönemden farklı olarak finansal okuryazarlık ve özgürlük dersini bir Google Classroom ile yöneteceğiz. Sınıf kodumuzu burada görüyorsunuz. Ancak burada ben davet bağlantısını kopyaladım ve aşağıdaki açıklamalar bölümünde sizlerin de kaydolabileceği bir şekilde bunu kaydettim. 6 haftalık ders programımıza gelecek olursak, birinci hafta finansal okuryazarlığa giriş dersini yapacağız. Burada daha çok para nedir, zaman nedir, ne işine yarar bunları kullanacağız. Ülkemizde Findex diye bilinen borç yönetim ve kredi skorunu, acaba şu anda etkili ve verimli bir borcunuz var mı? Buna bakacağız. Üçüncü haftada tasarruf ve yatırımlarınıza yoğunlaşacağız. Diyebilirim ki dersin omurgasını çekecek. Tasarruf stratejinizi ve yatırım stratejinizi göreceğiz. Dördüncü haftada gelirinizi arttırmakla alakalı bir işlemimiz olacak. Nasıl ek işler yapılabilir, ek gelir yapılabilir, pasif gelir üretilebilir, bunlara bakacağız. Beşinci haftada benim çok önem verdiğim ve kendim de içinde EYT'li olamadığım için, emeklilikte yaşa takıldığım için ama kendi emeklilikte yaşa takılmadan da emekli nasıl olabilirsiniz? Bunu inceleyeceğimiz bir haftamız var. Ve altıncı haftada da finansal özgürlüğe ulaşarak artık para ile ilgili dertlerinizi çözdüğümüz bir bölüm. Bu çok zengin olmak ya da çok para kazanmak bölümü değil, finansal özgürlüğe ulaşmak bölümüyle gerçekleşecek. Derslerimiz yüz yüze, program açıklandığı zaman 100 kişilik Facebook Türkiye'nin Facebook istasyon, yani Habitat Derneği'nde genel merkezi olan yerde sizleri karşılıyor olacağım. Hafta içi olacak dersler ve mesai sonrası 19.30-21.30 arasında yapmayı planlıyorum. İşte 20 gibi başlarız sohbete. 19.30-20 arası çay kahve olur herhalde. O gün Habitat Derneği ile kararlaştıracağız. Salı mı, çarşamba mı, perşembe mi olur? Bunu yapacağız. Lütfen ailesinden izin alacak ya da velileriyle gelmek isteyenler, lise öğrencileri varsa istasyon@meta.com.tr'den nerede olduğuna baksın. Maslak metro çıkışına yürüyerek 5 dakika. Aracıyla gelecek olanlar için de 42 AVM 3 saat boyunca ücretsiz otopark hizmeti sunuyor. Zaten saat 10'dan önce de kapatacağımız için bir problem olmayacak. Çok iyi bir internet altyapısı olduğu için bu dönem dersi aynı anda YouTube'dan yayınlayacağız. Chat'te yazdığınız soruları canlı yayında bana okuyacak bir arkadaşım olacak. Ve çift kamerayla hem salondakileri hem benim tahtamı ikisini birlikte izleyebileceğimiz bir stüdyo programımız olacak. Şimdiden ben Facebook istasyona ve Habitat Derneği'ne çok teşekkür ederim. Lütfen bu linke tıklayarak derse kayıt olmayı atlamayın. Burası gönüllülük faaliyetlerine çok açık bir yer. Sizler de gelin. Ben burada Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle başlamıştım. Sonra çok uzun yıllardır Visa Paramı Yönetebiliyorum programının eğitmenlerinden bir tanesiyim. Geleceği Eşitle kapsamında bir projesi var. Habitat Derneği'nin web sitesinden son güncel bütün fikirlere ulaşabilirsiniz. Gerçekten tüm Türkiye'de gönüllü eğitmenler olarak bu sosyal sorumluluk, sivil toplum projelerinde şeyler yapıyorlar, geliştirme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ve amaçları şu, biz birilerine ana eğitimleri verelim, o yanlarda gidip bütün Türkiye'de bu eğitimleri gönüllülerle buluştursunlar. Merhaba Burcan Bey, nasılsınız? Hocam, nasılsınız? İyiyiz çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, severek takip ediyoruz. Ailece izliyoruz. Biz de sizi efendim. Biz bu adamla birlikte Türkiye'de kaç tane şehri dolaştık. Şimdi geldim, girişi yaptım da hani ilk başta isimleri saymamıştım, tanıdıkça sayarız diye. Kendisi çok sıkı bir sivil toplum neferidir. Var olun efendim. Böyle sahada koşturmalarıyla ünlüdür ve de çok tatlı bir insandır. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de severek takip ediyoruz. Özellikle Tesla yayınlarınız, aile içerisindeki Tesla yayınlarınız ve Tesla ekosistemindeki bilgilendirici içerikleriniz bizi çok mutlu ediyor. Ne mutlu efendim bize. Şimdi de Bahsin'in fanlisini tanıtmaya geldik bugün. Tanıtmaya değil de işte. Fanli. Fanli. Görüşürüz abi. Eyvallah.
Gördüğünüz üzere dostlar, network geliştirmek böyle bir şey. Bu sorumluluk kimde? Bu sorumluluk bende. Davet gelmiş. Bir de üstüne bir tane daha böyle gel hocam falan değil. Daveti aldık, takvimimizi attık. Hemen oradan işimizi bitirdik. Şu anda uygulamanın yaratıcısı Basri Bey ile görüşüyoruz. Basri Bey, müsait misiniz acaba? Müsait. Efendim, sizle bir röportaj yapmak isteriz ama. Tabii hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bu adamla 4-5 yıldan beri tanışıyorum. Gördüğünüz en pozitif, kendini sivil topluma adamış ama ticari tarafı da bilen, ürün geliştirmek, hizmet geliştirmek ve tasarım odaklı düşünce deyince Türkiye'deki isimlerden bir tanesidir diyerek tanıtmak istiyorum sevgili Bahsi. Bahsi, biz bugün neye geldik şimdi? Ne anlatacaksın bize? Hocam, bugün Funny Family'nin lansmanına geldiniz. Bugün eğlenceli aileler için bir mobil uygulama aslında tasarladık. Bu mobil uygulamamız nasıl bir uygulama? Çok kısa hemen bahsetmek gerekirse, böyle birazcık daha geçmişe götürelim sizi. Öyle yani 80'lerde, 90'larda nasıl bir misafir odamız vardı? Misafir odasının içerisinde çocuğun oyun oynadığı ya da sokaklarda işte istediğimiz gibi oyunlar oynayabildiğimiz bir durum vardı ama artık böyle durumlar yok. Çünkü sokaklar artık tehlikeli olarak görülüyor. Çok fazla yapılanma var, işte şehir inşaat yapılanması çocuklar için artık fiziksel oyun oynamak için çok fazla imkanı yok. Biz de aslında o misafir odalarında artık çocuklar nasıl oyun oynayabiliri öğrettiğimiz bir mobil app'imiz var. Sadece aslında fiziksel oyun görevleri göndermiyoruz. Bunun yanında da dijital oyunlarla işte hikaye, çocuğun kendi hikayelerini tasarlayabildiği, aynı zamanda bunları tasarlayarak da ödüller alabildiği bir mobil app olarak düşünebilirsiniz hocam. İşte gördünüz mü sunumun kalitesini? Sadece 1,5 dakikada bütün olayın her şeyini özetledi. Belki bir dakika bile sürmüştür. Buna biz elevator pitching diyoruz. Ben vallahi anladım. Birazdan da şimdi içeride lansman olacak. Orada da bütün sunumunu sizlerle paylaşırım. Vallahi beğenmeyi, paylaşmayı, fanlıyı yüklemeyi unutmayınız diyor. Bahsicim, senin şimdi kafan karışık. Hadi git misafirlerine şey. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Gördüğünüz üzere bunların tamamı doğaçlama geliyor dostlar. Yani oturup da böyle anlaşmadık şeyleri yapmak için. Şimdi gelelim şuradaki cookie'lerimizden birkaç tane götürelim. Hadi bakalım, götür koçum. Şimdi arkadaşlar, birlikte yıllardır iş yaptığımız sevgili İsmail Hocam ve Taha ile birlikteyiz. Nasılsınız abi, iyisiniz? İyidir hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben iyiydim, daha iyi oldum. Şimdi bir şey konusunda anlaştık. Finansal okur yazarlık dersi için bu güzel mekanda yapabildiğimizin olanağını görmüş olduk. Vallahi abi, destekleyici çok keyifli, çok keyifli, çok inovatif yani bu konular. Alan da çok inovatif. Facebook istasyon bu tarz etkinlikler için. Hem sizin için de ben çok sevindim. YouTube kanalınızda ilgiyle takip ediyorum. Buralara geleceğini falan hiç tahmin etmezdim. Çok iyi gidiyor. Başkanım, teşekkür ederiz. Keşke, keşke daha erken başlasaydınız. Öyleyse bu güzel mekanda arkadaşlarımla tanışmak isterseniz sizleri de bekliyor olacağız. Ben açıklamaları yapacağım. Bir de burada Taha'ya söz verelim. Gelsin. Selamlar. Baba, nasılsın? İyisin. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Beni MacBook'a alıştıran ve hocam şundan bir kullansan, tadını alsan deyip bir daha ondan sonra bana hiçbir laptopu kullandırtmayan kişi zatı şahanedir. MacBook candır. Candır değil mi abi? Öyle oluyor. Ne kullanıyorsun şu anda? MacBook Pro. Touch Bar'lı kullanıyorum ama çok sevemedim. Kısa zamanda değişiriz umarım. Ama hadi bakalım. MacBook iyidir yani. Kendisiyle Minik Kediler Kod Yazıyor projesinde birlikteydik galiba, değil mi? Yanlış değilim. Aynen. Doğru. İyi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Öyleyse tanışma seansımıza devam ediyoruz ama bu adamın yaptığı krallık inanılmaz oldu. Acayip mutluyum şu anda. Onsuz olmazdı. Her şeyi başlatan çocuk. Tam 5 sene önce Zorlu Center'da bir toplantıyla kendisini tanımıştım ve benim çok değerli bir öğrencim Kadir'in bizi tanıştırmasıyla bu arkadaşlık başladı. Bu biraz önceki tanıştığım bütün isimlerini söylediğim herkesin ana kahramanı, birlikte kahve içtiğimiz ve her şeyi başlattığımız kişi Fatih. Nasılsın abi? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Çok güzel bir gün. Önce YouTube kanalın çok keyifli. Bence Türkiye'nin en iyi elektrikli araç YouTube hesabı olabilir yani. Yükselmeye başladım Fatih, bak ayakları yiyor. Yani o yüzden hem ekrana yakışmanız hem de bu kadar çok takipçiniz olması, kaliteli içerik en önemlisi, çok keyifli. Abi, ilham aldım, önderim olan, lider gördüm, kendilerinden istifade ettiğim insanlar var. Misal bir tanesi sen, senin yakışıklılığın güzel. Ya şunun cantiliğine bakar mısınız ya? Her zaman böyle karizmada. Estağfurullah, çok teşekkürler. O sizin güzel enerjiniz hocam. Yıllarca birlikte Mersin'i, Adana'sı, Antalya'sı, Ankara'sı çalıştık. Şimdi o kurumsal hayata geçiş yaptı ama gördüğünüz üzere
doğduğu büyüdüğü topraklarda çalışmaya devam ediyor. Ve her zaman dostlarımız, arkadaşlarımız bizim için her zaman önemli, her yerde. Evet, sağ olsunlar. Dün sen de sanki hiç ilk defa karşılaştık. Dün aslında dün bir etkinlikte beraberdik de ondan sonra kendi çalıştığı şirkette demiştim ya sana yüz yüze yapmak istiyoruz falan Facebook. Başkanım sağ olsun hemen izin verdi ve burada yüz yüze eğitimlerle devam ediyoruz. Yüz yüze eğitimleri burada yapacağız. Süper. Mutlaka takip edin. Ve abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ben de bu uyarıda bulunayım. Ya, adam. Arkadaşlar çok mutluyum. Harikulade. Ders programını gördünüz ve bu ders programını 6 hafta boyunca belki başka yerlere de misafirliğe gidebiliriz. Konut bölümünde belki de bakarsın Türkiye'nin en büyük konut gayrimenkul danışmanlığının yapılan ofislerine de gidebiliriz. Ama şimdilik mekanımız burasıdır. Sizleri 6 hafta boyunca bu mekandaki derse bekliyorum. Şahane içerikleri hazırladım. Kendi bütçenizi yönetmekten finansal kararlarınızı vermeye, finansal özgürlüğe ulaşmaya ve en sonunda da finansal okuryazarlığınızla bugünden sonra yapılan bütün değişikliklerde bu değişikliklerin nasıl yapıldığına dair bir bilginiz olacak. Yani tek seferlik bugün anlattığımız değil, bundan sonraki bütün dönemleri anlattığımız bir içerikle sizlerle birlikte olacağız. Öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı ve kabana kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lütfen aşağıdaki linke e-mail adresinizle kayıt olun. Ve olduktan sonra da Google Classroom üzerinden sizlerle birlikte geri kalan ki duyuruları bekleyinceye kadar beni takip ediniz. Hoşça kalın.